أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah'ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Sizi karada olsun, denizde olsun, gezdirip dolaştıran O'dur. Gemide olduğunuz zamanı düşünün. Gemiler, tatlı bir rüzgarla içindeki yolcuları alıp götürdüğü ve yolcular da bundan ötürü keyiflendikleri bir sırada, birden gemiye şiddetli bir fırtına gelir. Dalgalar her taraftan onları sarar ve artık kendilerinin tamamen kuşatılıp, bir daha kurtulamayacaklarını zannedince, bütün niyaz ve ibadetlerini yalnız Allah'a yapıp, gönülden O'na yalvarırlar. Ahdimiz olsun ki, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, mutlaka şükreden kullarından olacağız, derler. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Gökten yağmur indirip, size rızık olsun diye, onunla türlü türlü meyveler ve ürünler çıkaran da O'dur. İzniyle denizde dolaşmak üzere gemileri size ram eden, akan suları ve ırmakları da sizin hizmetinize veren O'dur. Yine O'dur ki denizi sizin hizmetinize verdi ki, oradan taptaze et yiyesiniz ve takınıp kuşanacağınız zinet eşyası çıkarasınız. Denizde gemilerin suları yara yara akıp gittiklerini görürsün. Bütün bunlar, O'nun lütfedeceği nasibi aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir. Rabbiniz, o muazzam kudret sahibidir ki, lütfundan nasibinizi aramanız için denizde gemiler yürütür. Gerçekten O'nun size ihsan ve merhameti pek fazladır. Bunun üzerine kalkıp gittiler. Nihayet bir gemiye rastlayıp ona bindiler ve o zat gemiyi deldi. Musa duramayıp, "Ne yaptın öyle?" dedi. "İçindeki yolcuları denizde boğmak için mi yaptın bunu? Vallahi çok müthiş bir iş yaptın." Evvela o gemi, denizde çalışan bir takım fakirlere ait idi. Ben onu kasten bir miktar zedeledim. Zira öte yanda sağlam olan bütün gemileri gasp eden zalim bir hükümdar vardı. Görmedin mi ki Allah, yerde olan her şeyi ve kendi emriyle denizlerde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Yerin üstüne düşmesin diye göğü O tutuyor. Gök ancak O'nun izniyle düşebilir. Çünkü Allah Rauf'tur, Rahim'dir. İnsanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Onlara da, gemilere de binersiniz. Gemide yolculuk yaparken, boğulma tehlikesine düşünce, bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. O da onları kurtarıp karaya çıkarınca, bir de bakarsınız ki, yine müşrik oluvermişler. O'nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, size rahmet eserlerini tattırması, emriyle gemilerin akıp gitmesi ve O'nun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeci olarak göndermesidir. Görmez misiniz ki gemiler Allah'ın lütfu ile denizde yüzüyor. Bu, Allah'ın varlığının ve kudretinin bazı delillerini göstermek içindir. Elbette bunda pek sabırlı, çok şükürlü olanlar için ibretler vardır. İki denizin suyu bir olmaz. Şu tatlı,
içimi afiyetli, boğazdan kayıverir, o ise tuzlu, acıdır. Bununla beraber, her iki denizden de taptaze et yersiniz. Ve takındığınız inci gibi süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan nasip arayıp bulmak için, gemilerin suları yardığını, denizlerde devamlı dolaştıklarını görürsün. Umulur ki, bütün bu nimetlere şükredersiniz. Bir delil daha onlara, nesillerini dopdolu gemilerde taşımamızdır. Yani o, Rabbinden izinsiz kaçıp, yolcusunu doldurmuş gemiye kendini atmıştı. Sizin onlarda bir takım başka menfaatleriniz de vardır. Ayrıca içinizden hissettiğiniz bir ihtiyacı onlara binerek ve yükünüzü yükleyerek giderirsiniz. Karada onların, denizde gemilerin üzerinde taşınırsınız. Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur. Gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir. Bütün çiftleri yaratan, binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de O'dur. Allah, o yüce zattır ki, içinde emri ve izniyle gemiler akıp gitsin, lütfundan nasiplerinizi arayıp şükredesiniz diye denizleri hizmetinize vermiştir. Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler O'nundur.